Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Ağrı Doğu Beyazıt'tan seslenmekteyiz. Grand Derya Otel İşletmesi'nin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Abdullah Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Abdullah Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Abdullah Bey, Grand Derya Oteli olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Abdullah Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Öncelikle sizden teşekkür ediyoruz. Bu çekimi yaptığınız için. Bizler teşekkür ederiz. 1994 yılında babamlar tarafından kurulan bir otel. 3 yıldız olarak faaliyete geçtik. Evet. 2000 yılına kadar babam onlar işletti oteli. Otelimiz şu an 120 yatak. 66 oda. Evet. Odalarımızda işte minibar, oda servis, 24 saat sıcak su, televizyon vesaire. Her türlü konfor ve hizmeti hizmet sunuyoruz. Elimize geldiği kadar. Burada evet. Tabii bu taraflarda olanlık yani kısıtlı her şey. Evet. Yani imkanlar doğrultusunda. Batı'daki gibi değil. Evet. Burada örnek doğalgaz olayı yok daha bu bölgede. Yeni yeni bu geçen yıl olacak gibi bir duyumlar aldık. Daha net bir şey yok. Evet. Kendi imkanlarımızda merkezi sistem var. Otelimiz şu anda 3 yıldız olarak devam ediyoruz. Evet. Yaklaşık 17-18 tane personelimiz var. Bunların bir kısmı komi, bir kısmı resepsiyon görevlisi, evet. Bir kısmı katçı. Ben otelin sahibiyim, yöneticisiyim, müdürüyüm. Evet. Elimizde geldiği kadar yani hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani bir aile işletmesi 1994 yılında babanız evet, tarafından otel kuruldu. Daha sonrasında ikinci kuşak olarak da işletmeyi siz devraldınız. Evet. Halihazırda da işletme sahibi olarak devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Konaklamanın dışında sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Burada otelde şimdi yazın, burası şimdi soğuk. Evet. Kar var, yollar kapalı. Ohal var, sıkıntılar var. Evet. İşte bir turistik yerlerimiz var. Burada Ağrı Dağı var. Dünyanın ikinci büyük dağı. Evet. Nuh'un gemisi var. İshak Paşa Sarayı var. Evet. Dünyada ilk kalifer sistemi, kaliferli şey, saray. Evet. Burada işte gelen gruplarımız yazın. Dışarıdan gelen turistlere bizim rehberlerimiz var. Evet. Bu rehberler aracılığıyla bu turlar düzenlenir. Bu yerler gezilir. İşte Ağrı Dağı var, Küçük Ağrı Dağı var, Nuh'un gemisi var. İshak Paşa Sarayı var. Evet. Elimizde yani olan imkanlarımız da bu hizmetlerden bu yerleri millet yani gelen misafirlerimizi gezdiriyoruz. Evet. Gösteriyoruz. Ve aynı zamanda da otelinizde de onları misafir edip onları da ağırlıyorsunuz. Misafir yapıyoruz. Evet. Oturuyorlar, içiyorlar işte. Elimize gelen hizmetleri dedikleri gibi keyifli, huzurlu aynen, vakit aynen, geçirmeleri için aynen, siz de elinizden gelen yardımı onlara yapıyoruz sunuyorsunuz. Yani elimize gelen her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Evet. Peki bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Yani şimdi gelen misafirlerimiz öncelikle konfor istiyor. Evet. Hizmet istiyor. Evet. Burada da az önce belirttiğim gibi fazla bir şey yok. Hani merkezi sistem, örnek Batı'da veya daha açayım olayı. Örnek burada şey yok. Doğalgaz yok. Doğalgaz evet. Olmadığı için büyük bir sıkıntı. Evet. Merkezi sistemle suyu ısıtma büyük bir problem. Örnek kaloriferleri yakmak büyük bir problem. Evet. Bunları biz yani bugüne kadar sunduk yani yapmaya çalıştık. Bir sürü otel var yani otelcilik mesleği hemen hemen diyebilirim Doğu Beyazıt'ta bitmek üzere. Evet. Bizle başlayan 4-5 tane otel vardı. Bunlar hepsi işsizlik yani güncel durumlardan sebep kapandı. Şu anda Doğu Beyazıt'ın en büyük oteli biziz. Evet. Biz de kendi imkanlarımızla
elimizde geldiği kadar gelen misafirlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani genelde de gelen arkadaşlar hep pazarlamacı. Yani bu bir ohal muhal durumundan sebep gruplar gelmiyor. Evet. Bu dağ olayı kapalı. Turistler gezemiyor. Evet. Bu güncel olaylar oldu. Turistler gelmiyor. Yani 1-2 yıldır epey bir sıkıntı yaşıyoruz. Gelen misafirlerimiz de yerli misafirler, pazarlamacı. Bunlar da bizi bilenler, iş için gelenler. İş için. Günübirlik Doğubayazıt'ta, artı burada Doğubayazıt'ta Gürbulak sınır kapısı var 40 evet. kilometre. Evet. Burada işte İranlı misafirlerimiz oluyor ağırlıklı. Onları burada ağırlıyorsunuz. İşte otelde bunları ağırlıyoruz. Yani ilk imkanlar doğrultusunda elinizden gelen en iyi, en kaliteli hizmeti gelen misafirlerinize, müşterinize sunmaya çalışıyorsunuz. Aynen, yani elimizde geleni yapıyoruz. Otelimizde konaklıyor arkadaşlar, misafir ediyoruz. Evet. Tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Gelen arkadaşlar da memnun ayrılıyor. Yani elimizde gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz nelerdir? Bizim işte amacımız güncel olaylar, turist olayı, turist yok, kafileler gelmiyor. Evet. Otelde biz bir tadilat madilat yaptık. Epey bir masraf yaptık. İşte gelen, yani bizim beklentimiz, devlet büyüklerimiz bu turist olayları, turistlerle ilgili, bu gruplarla ilgili, bu ohalin bitmesi, grup turlarının düzeltilmesi, eskisi gibi grupların gelmesi, rahatça gezmeleri. Evet. Burada bir sürü yerlerimiz var, imkanlarımız var ama evet. güncel olaylardan sebep hani turist buraya maalesef gelemiyor. Yani gelmiyor. Evet. Yani artık bir takım sıkıntılar mı artık gelmiyor, eskisi gibi değil. İnşallah hani, düzelir önümüzdeki zamanlarda. Devlet büyüklerimiz düzelirse, işte bu ohal biterse, bu bizim beklentimiz Ağrı Dağı'na çıkma yasağı var. Evet. Yani burada herhalde ohalden sebep dağcılar var. Bu Ağrı Dağı'na çıkmak isteyen gruplar var. Evet. Bunlar çıkamıyor, tırmanamıyor. Evet. İşte bunların önü açılması, milletin işte rahat bir ortam olması, ohalın kalkması. Evet. Temennimiz bu. Evet. Abdullah Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada ağırladınız, bizleri misafir ettiniz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, ayağınıza sağlık. Bizi çok sağ olun. Gösterdiğiniz için, ilginiz için, alakanız için inşallah sizi de memnun eder, öyle göndeririz. Çok teşekkür ederiz inşallah. Çok sağ olun teşekkür Abdullah ederim, Bey. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Ağrı Doğubayazıt'tan ve sektörün en iyisi Grand Derya Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.